Özellikle karantina sürecinde evde geçirilen zaman arttığı için ev içi kazalarda ciddi bir artış görüyoruz. Çocuklar tabii okula gidemiyorlar, belki dışarıda rahatça oynayamıyorlar. Bunun enerji fazlalığını belki ev içinde atmaya çalışıyorlar. Bu yüzden özellikle ilkokul ve ilkokul çağı öncesi çocuklarda çok fazla travma artışı var diyebiliriz ev içi travmalardan. Ev içi yanıklar gibi kesiler, düşme ve çarpmaya bağlı kesiler ve artan yüz travmalarını görüyoruz. Bunların çoğu cerrahi müdahale gerektirmeyecek seviyede ama günde en az 1-2 tane cerrahi müdahale gerektirecek seviyede yaralanmalar görmeye başladık. Yaralanmanın yeri bizim için çok önemli. Yaralanmanın yeri özellikle çocuklarda maalesef en fazla travma yüzde oluyor. Yüz ve kafa bölgesinde oluyor. Kafa bölgesinde travma alan çocuklarda, yani her travma tabii ki tehlikeli değil. Çoğu şeyi tehlikesiz atlatılabilecek travmalar ama çocukta bir hareket bozukluğu, denge bozukluğu varsa, mide bulantısı, kusma varsa veya durdurulamayan kanamalar varsa veya yara boyutu büyük açıksa, o zaman mutlaka hastaneye gelmelerini öneriyoruz. Ufak yaralamalarda, ufak sıyrıklarda, çiziklerde, evde biz yara yerinin temizlenmesini öneriyoruz. Temiz tutulmasını ve pansuman edilmesini öneriyoruz. Bir antibiyotikli krem veya antibiyotikli krem yoksa dahi, hani herhangi bir dezenfektanla, yani cilt dezenfektanlarıyla ama el dezenfektanları değil, yani tentür diyot gibi, batikon gibi herhangi bir temizleyiciyle temizlenmesini öneriyoruz. Erişkinlerde de özellikle bu süreçte mutfak içi kazaların arttığını görüyoruz. Özellikle ev hanımlarında bıçakla kesilmeye bağlı veyahut düdüklü tencere patlamasına bağlı yanıkların ve kesilerin arttığını görüyoruz. Burada yapılacak şey tabii ki kanama olup olmadığını kesiler için söylüyorum. Kanamayı durdurmak, kanamayı tampon etmek ve sağlık kuruluşuna başvurmak. Ama diyelim ki yüzeysel çizikler var, yüzeysel sıyrıklar var. Bunlarda da temizlik ve yara bakımını öneriyoruz. Tencere patlamalarında bir artış gördük son zamanlarda. Bu da tabii ki evde geçirilen zamana bağlı olarak, evde yemek yapımının artmasına bağlı olarak bir artış var. Burada mutlaka böyle bir durumda karşı karşıya gelirsek mutlaka suyla yıkama öneriyoruz. Düdüklü tencerenin maruz, yani yanığa maruz kalan bölgeyi mutlaka suyla yıkanıp sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz tüm hastalarımız için. Erkeklerde de son günlerde bir ev içi travmalarda bir tadilat dönemi başladı. Birçok çalışmayan erkeklerde bunu görüyoruz. Tadilatlarda ufak tefek ev kazaları oluyor. Bunlarda da dikkat etme tabii çok önemli ama hani başımıza gelirse bu tür kazalar pansuman ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanı öneriyoruz. Eğer travma ciddi bir travmaysa sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü erişkin erkeklerde yara yerinde mikrop kapma olasılığı biraz daha fazla oluyor.